Her kadın gibi uzun yıllar bir gelinliğin hayalini kurdum. Beklediğim gün yaklaştı. Artık daha sakin olup mutluluğun tadını çıkarmalıyım. Muhteşem bir hafta sonu bizi bekliyor bebeğim. Kesinlikle. Hayatım, vallahi ben senden daha çok sabırsızım, söyleyeyim. Seni görmeye geleceğim, ona göre. Abi, Onur sakın ya. Kaç kere söyledim, düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirir. Tamam tamam, peki gelmiyorum. Ay Onur, ben çok heyecanlıyım. Bana bak, her şey mükemmel olmalı ha. Kusursuz bir düğün istiyorum Onur. Hayatım merak etme, her şey planladığımız gibi olacak. Saat gibi tıkır tıkır işliyor. Nasıl gidiyor gelinlik prova? İyi gidiyor. Son dokunuşları yapıyoruz artık Esin'le beraber. Gelinliğime bu arada bayılacaksın. Hayatım her şey çok güzel olacak, çok emin ol bak. Onur, sen misafirleri düğüne getirecek servislerle konuştun mu aşkım? Bak. Peki ya catering firmasıyla konuştun mu? Hani demiştik ya masaların üzerindeki çiçek adetlerini arttıralım diye. Sen de ben halledeceğim dedin. Ne oldu o işler? Ben hallediyorum aşkım. Akşama kadar hepsi tamam. Tamam bebeğim, kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Hadi bay bay. İyi, hadi görüşürüz. Necdet abi, eşi ve çocukları sizinle aynı masada oturacaklar. Ama olabilecek en mantıklı oturma düzenini ayarlamaya çalışıyorum ben de. Tabii siz de haklısınız. Ama tamam o zaman Hanife abla, ben listeyi tekrar bir gözden geçireyim. Çok teşekkür... Yüzüme kapattı. Neymiş, çocuklarla aynı masada oturmak istemiyormuş. Yani gerçekten işin en meşakkatli kısmı da buymuş. Aman Esin'cim ya, yaşlı misafirler işte. He diyeceksin, geçeceksin. Kaç gün kaldı şurada, bitecek. Nereye oturtacağım ben şimdi bu kadını? Buluruz. Telefon trafiğinden gelinliği bitiremedik ki. Bugün bitiririz Asya Hanım, siz hiç merak etmeyin. Bu oldu mu sence? Ay çok güzel oldu. Değil mi? Evet. Ay Esin, bak gene çalıyor, ver bakayım. Efendim? Ne? Alo? Buyurun benim. Çanakkale'den, evet benim. Evet Çanakkale. Doğrudur, Cemal'in kızı Asya'yım, buyurun. Ne? Kemal amca vefat mı etti? Kemal amca kimdi kız? Ha, Kemal amca, hatırladım, vefat mı etti? Başınız sağ olsun beyefendi. Ben kiminle görüşüyorum? Can Bey. Doğru, doğru Can Bey. Babanız bahsediyordu sizden. Başınız sağ olsun beyefendi. Mekanı cennet olsun inşallah. Kim? Ben. Ha, ben gelemem. Ben gelemem. Şimdi garip olacak ama benim düğünüm var. Evet. Tabii, tabii. Haklısınız. Cenaze daha önemli de düğün benim düğünüm. Tabii ben evleniyorum. Can Bey haklısınız, sizi anlıyorum ama düğünden sonra gelsem. Ay. Ben gelemem. Geçmiş olsun ay. Başın sağ olsun. Yani hepimizin başı sağ olsun. Kemal amcanın oğlu Can nerede biliyor musunuz? Ay yanlış bir şey mi söyledim ya?
Ya bak şimdi tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Mezar yerinde telefon mu çalar be? Kimin telefonu çalıyor? Kapat telefonunu. Günaha giriyorsunuz. Buraya geldim, burada üç kulübü vallahi bir elama koyacaksın. Abi senin telefon galiba. Değil benim, değil o. Senin telefon galiba canım. Bak benim babam arardı, o da burada yatıyor. Beni günaha sokma. Tövbe Allah, tövbe yarabbim, tövbe. Kapat şunu. Ses senden geliyor be. Benim telefonmuş ya. Abi şuradan devam et, sana zahmet. Toprak at abi şuraya. Ben şurada bakayım, önemli bir şeydir belki. Açıyorum ben. Alo. 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 Can Bey kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama benim sizi görüp gitmem gerekiyor. Estağfurullah, ne rahatsızlığı Asya Hanım. Neredesiniz siz, ben geleyim yanınıza. Buradayım ben. İnanamıyorum. Ne oldu, bir sorun mu var? Böyle bir sorun ama. Nasıl bir sorun? Daha önce diyorum ben hiç böyle bir sorunla karşılaştım mı diye soruyorum. Hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu? Evet hatırlıyorum, böyle bir sorunla karşılaşmadım. Can Bey. He. Şey, merhaba. Asya ben. Nasıl ya? Asya işte. Telefonu seninle mi konuşuyordum ben? Aynen öyle. Kapatayım ben bunu o zaman? Yani. Kusura bakmayın, başınız sağ olsun. Biliyorsunuz iki gün sonra evleniyorum ben. Hemen sizi görmek istedim ki gideyim. Hemen mi gideceksiniz? Tabii. 6'da uçağım var benim. O yüzden yetişmem gerekiyor. Zaten taksi de bekliyor. Meydanın başına geçelim. Şu babama son görevimi ben yerine getireyim. Hallederim ben. Sizi yetiştiririm havaalanına. Ha. Abi dersiniz. İsminiz neydi acaba? Ha, ben Asya Gezdirici. Asya. Asya Gezdirici. Ha evet. Birazdan vesayeti açıklayacağım. Sizin de burada olmanız gerekiyor. Vesayet? Vasit diyor. Ha. Evet vesayet. Ama beni taksi bekliyordu. Taksi? Hı hı. Kim şurada o? Evet. Ertan. Ertan. Gel buraya gel. Buraya gel. Ver küreği birine, gel buraya. Halledeceğim ben. Acılı gün. Git oraya hallet o işi. Bak şöyle değil mi? Gönder taksiyi, gönder. Taksiyi gönder, para ver ona, gönder onu. Ne diyorsun be ya, anlamıyor. Cenaze yeri millet yanlış anlayacak. Gönder taksiyi diyorum. Ha. Gönder. Azıcık saf ya bu ondan salak. Lütfen buyurun içeri girelim. Babam, yanım babam. Can Bey iyi misiniz? Yok ağlıyorum ben böyle. Doktorlara, baytarlara, aile hekimlerine göndermişler beni de. Kimse çare bulamamış. Ağlıyorum, gözyaşım akmıyor babam. Ay ilginçmiş. Öyle diyorlar. Ne diyorlar? İlginç diyorlar. Ha, geçmiş olsun. Gel buraya oturanmış. Gel gel, otur oraya. Kemal Bey amcanın vesayetini açıklıyorum. Ayvalık'taki yazlık sitenin üç daireden sitenin girişinde olanı Asım Bey'e, sitenin içinde olanı Asım Bey'in kız kardeşi Deniz Hanım'a, sitenin arka tarafında E blokta olanı da İrfan Bey'e bıraktı. İrfan Bey aramızda yok sanırım. Asas'taki küçük tekneyi de Ertan Bey'e bıraktı. Can Bey gelince bulunduğumuz bu evi, Bozcaada'daki yazlık evi, Çanakkale merkezdeki marketi, bir de bankalardaki bütün parasını bıraktım. Ve son olarak da Asya Hanım'a, Asya Gezdirici'ye 1958 model kırmızı spor arabasını bıraktı. Kırmızı spor araba mı? Allah Allah. Canan. Kim? Canan diyorum ben o arabaya. Ha. Yalnız Can Bey, ben bunu kabul edemem. Kemal amca niye bana bıraktı ki bu arabayı? Bak ya şunları görüyor musun? Bize nasıl bakıyorlar? Yerler bunlar bizi burada. Hı. Burası karışacak birazdan. Hı. Anlatacağım ben sana. Hı. Gel bak kimle tanıştıracağım ben seni. Misafiri yola koyam de ben. Bize hiçbir şey bırakmadı mı? İyi günler, iyi günler, iyi günler. Canan bu mu? Ge bu. Hey, çok güzelmiş ya. Söyledim sana ben. Çok güzel diye bak. Can Bey ama ben bu arabayı kabul edemem.
Rahmetliye saygım yok diyorsun yani. Yok ya, olmaz olur mu canım? Rahmetliye saygım var tabii ki de. Nasıl? Uf, çok güzel. Duyuyor mu sesi? Duymaz mıyım? Yalnız Can Bey, ben geç kalıyorum. 6'da uçağım var. Eğer istersen ben seni havaalanına kadar bırakırım. Canan'la? Evet, Canan'la beraber seni yolculayamış. Olur da babanızın cenazesi vasiyet okunuyordu içeride. Babam! Elva kavuracak onlar şimdi. Ben zaten elva sevmiyorum. Bırakayım. Tamam. Cenaze için aldım ben bu gözlükleri. Öyle mi? Güzelmiş. Ali abiden aldım 20 liraya. Alo hayatım, canım. Havaalanına gidiyorum. Ne demek sonuç bulunamadı, tövbe yarabbim, tövbe. Hallediyorum. Heh, tamam. Sen bir tanesini seç. Önemli olan senin mutluluğun. Hangisinden istersen, tamam. Halledeceğim. Bak bunlar uzun meseleler, uzun mevzular. Yüz yüze konuşacağız bunları, telefonda olmaz. Şimdi benim misafirim var, ben onu havaalanına bırakayım. Arayacağım ben seni, ört sen telefonu. Heh, arayacağım ben. Kız arkadaşın herhalde. Öyle de diyebiliriz. Çok yürüyor bana. Yazıyor bayağı. Ama hayırlısı bakalım. Kıskandı mı sen be? Yok. Kıskansaydın keşke. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Direksiyonu tutamam. Bugüne kadar bindiğim en keyifli araba. Kamil amca bana niye bıraktı bu arabayı? Hadi anlatsana artık ya. Şimdi Asya'cığım, bu arabanın hikayesi çok eskiye dayanıyor. Ha. Benim büyük dedem te o zamanlar çakallıkla ilgili yazılacak ne kadar kitap varsa hepsinin altına imzasını atarmış. Büyük deden. Evet. 2000 dönüm arazileri varmış bunların ortak. Senin büyük dedenle. Aa, bizimkilerle. Bak bilmiyordum. Tabii o zamanlar buralar hep böyle toprak. Te işte Afrika'nın doğusundan tut da işte Etiyopya, Mısır'ın, Fas, her taraf böyle buraya kadar, buraya kadar toprak. Aa, aa, aa. Tabii padişah da demiş mi bu toprakta hep değerli diye. İnanamıyorum kendime. Yani ben de inanamıyorum şu anda. Hikayenin son kısmını yanlış anlattım. Ha? Şöyle ki, benim dedemin dedesinin dedesi çok çakar adammış. Anlatılanlara göre de senin dedenin dedesinin dedesi de çok naif, temiz, salak adamın tekiymiş. Yahu sen deli misin? Az önce bildiğin ölüm tehlikesi atlattık biz Can. Şimdi başlayacağım ama hikayenin de bilmem ne de ne. Tamam. Haklısın. Hikayenin son kısmını yanlış anlattım. Hı? Ama ben de bu hikayeyi babamdan dinleyeli seneler oldu. Bana dinlemek istemiyorum, anlatma diyebilirdin. Dinlememle dinlemememle ne alakası var Allah aşkına Can? Ölüyorduk az önce, ölüyorduk. Bak, senden çok rica ediyorum, şu arabayı düzgün kullan. Zaten geç kalıyorum şu anda ben. Tamam. Sen şimdi arkana yaslan. Bir rahatla biraz. Şu arabanın hikayesini anlatmama da izin ver. Neyse. Velhasıl kelam,
Benim bu dedemin dedesinin çakal dedesi allem etmiş, kollem etmiş. Senin o dedenin dedesinin dedesinin bütün topraklarını elinden almış. İyile lan, uğurda lan. Ki hemen kızma ama. Çakallık seviyesi böyle kuşaktan kuşağa hemen düşmüş. En son babam işte. Pamuk gibi adamdı babam. Şeker gibiydi. Rahmetli. Babam! Canım babam! Tamam, tamam, tamam. Sakin ol canım benim. Sakin ol. De ben böyle ara sıra böyle bir duygusal boşlukta kilitleniyorum. Gidiyorum ben. Olsun, önemli değil. Devam et. He, devam ediyorum yola. Anlatsana canım, hikayene devam et. Ben? Ne anlatıyordum ben be? Anlatıyordun ya hani, bu arabayı babam bana niye bırakmış? Sizin dedelerin çakallık seviyesi. He, işte velhasıl kelam, gel zaman git zaman sizin dedelerin dedeleri tabii durumu toparlamış da. En son işte Cemal amca, baban oluyor bu. Dara düşmüş. Benim babam da tabii dedelerimin dedesinin yaptıklarını affettirmek için Cemal amcaya yardım etmek istemiş. Ama benim babam çok gururlu adamdı. Kimseden yardım kabul etmez. Etmemiş zaten. Ki arabasını satışa çıkartmış. Babam vermiş buna 3 katı fiyat. Olmaz demiş öyle. Bugün ne kadar ediyorsa o kadar vereceksin demiş. Kendi değerinden vereceksin parasını demiş. Babam vermiş parasını almış. İşte babam tek o gün bugündür der ki bu araba Asya'nın arabası der. Ya vay be. Ben de gözüm gibi baktım. Baba yadigar, şimdi ben de gözüm gibi bakacağım. Ben de bakarım mı ara sıra? Düşünürüz. Hadi be. Ay tamam bak. O ne be? Sen. Babamız sakin. Bana. Tövbe yarabbim, tövbe. İyiyim ben, beni bağırıyorum be. Ödümü kopardım, valla öldü zannettim. İyi misin bakayım? Oğlum çok korkuttun lan beni. İyiyim ben be, niye korkuyorsun sen? Araba açtı az önce, gördün mü? Ya bizim köyden Cafer abi o. Hiçbir şey olmaz. En babamın bu gibi durumlarla ilgili çok güzel bir sözünü sana hatırlatmak isterim. Hı? İlk düğmeyi yanlış iliklersen gerisi doğru gider. O laf öyle değil ama baban yanlış söylemiş olmalı sana. 65 yaşında adamdı rahmetli babam. Sen ondan iyi mi bileceksin? Arkasından konuşayım böyle. Hiç böyle bilmiyordum ben seni Asya. Şimdi bu saatten hayır gelmez değil mi? Hayır, gelmez. Nah gelmez. Baba yadigar o, babam hediye almış onu bana. Babam! Tamam ağlama dur. Adam uçtu, adamı uçurdu. Ne yapacağız? Asya sen hiperatif misin acaba? Çok fazla tepki veriyorsun. Kövden diyorum, bizim Cafer abi o diyorum. O sürekli zaten uçuyor buradan. Akşam eve gitsin, elini yüzünü yıkasın. İki tenafasın, hiçbir şey kalmaz sabaha. Hayır, yok yok olsun. Biz gene de bir ambulans arayalım. Gel hadi, gel. Tövbe yarabbim, ben sana ambulans arama diyorum. Bak bu tanıdığımız adam burada ne anasının amını gördüyse kendini senin de 200 kere atıyor buraya. Kaç metreden düştü adam, iyi misin be? Ya o alışkın diyorum ben sana, anlamıyor ki sen. Ay biz gene de arayalım, gel. O kendini atmasa araba kendi gidiyor zaten. Bir bağır bakayım, yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Hiçbir şey olmaz ona. Aha bak, bak bak bak, arabanın kapısını tekmeliyor bak. Gördün mü? Yine güzel kullanıyorsun işte. Can, telefonum çalıyor galiba. Çantamdan telefonumu versene. Olmaz. Yahu uzanamıyorum. Telefonumu verir misin lütfen? Prensip olarak kadınların çantasını karıştırmıyorum ben. Onda olabilir mi acaba? Tamam, karıştırma. Çantamı ver bari. O olur. Ama sen de önüne bak. Can taşıyorsun, araba kullanıyorsun sen. Azıcık dikkatli ol. Bu ne sorumsuzluk be? Kaza yaptıracağım bize. Ben mi kaza yaptıracağım bize? Bir sana diyorum. Tövbe yarabbim be. Bu kadınların çantası da dedikleri kadar varmış ha. Bunlar ne böyle be? Ne yapıyorsun? Bütün eşyalarımı dağıttın ya. Kulaklığım gitti. Can ne yapıyorsun? Nerede bu telefon be? Nereye kaçtı hiç bu? İç gözüne bak onun. İç gözüne bak. İç gözüne. Ki burada. Efendim Andır Hanım. Hanımefendiciğim, siz bu konuları Onur Bey'le görüşmüyor musunuz? Meşgul. Ben de meşgulüm ama. Lütfen bir boş anını bulun da görüşün artık. Düğüne 2 gün kaldı, hala arızacaklar yok. Hadi lütfen. Kolay gelsin. Alsana şunu.
Kaç model bu be? Bilmem ki. Heh, ki Onur arıyor. Ha, nişanlım arıyor. Nişanlım arıyor, nişanlım. Asya Hanım'ın telefonu kendisi araba kullanıyor. Ben nasıl yardımcı olayım? Sen kimsin, kimi arıyorsun? Can, telefonumu verir misin? Dur, ben kendisine bağlıyorum bir dakika. Ver. Acık müzik dinleteyim ben. Şimdi sonuçta ben müşteri hizmet verirsem aklımla yapmam lazım işimi. Acık müzik dinlesin bu. Efendim Onur. Ha, o mu? Can. Ne var? Sana demedim. E, Can dedin. Şu babası ölen akraban var ya işte, o hayatım. Babama ne yapmış, ölüyor o? Evet, araba kullanıyorum. Yeni bir arabam oldu da. Anlatacağım, anlatacağım. Enteresan bir hikaye. Sen ne yapıyorsun? Ya şu catering için Andan Hanım'la görüşür müsün artık? Kadın sürekli beni arıyor. Andan'la bu bir şey yapıyor olmasın? Tamam, ben gelince akşam konuşuruz tekrar ama sen hallet, tamam mı? Hadi, öpüyorum seni canım benim. Hadi bay bay. Diyor ki insan diyorum şu güzellikleri bırakıp da İstanbul'lara neden gider yaşam abi? Ya ben üniversite için gitmiştim. Ama baksana bu Asya'cığım, buralar ki hep her taraf çok güzel, yemyeşil, ormanlık alanlar. Her taraf güzellik. Hep babam derdi ki bak şu karşıda bir tane tepe var. Onun başına çıktığında oradan Fuji Dağı'nı görüyorsun derdi hep. Senin rahmetli de biraz. Evet, biraz rahmetli kendisi. Saat kaç oldu? Kesin geç kaldım ya. Hiç bana saat deme Asya. Göbeği yarabbim, saate bak ne hale geldi. Delik deşik oldu ki, evgire döndü saat. Baba yağdı garbu. Hediye babamın hediyesi. Kim bilir ne zorluklarla aldı bunu babam. Canım babam. Tamam, sakin ol. Sakin ol sen canım benim. Of, of ya. Asya, of deme be. Ne diyeyim? Oh de. Oh. Gebe öyle güzel oluyor bak. Oh, oh. Çok güzel oh diyorsun sen. Bir daha diyeceğim. Oh. 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 Hem güzel geliyor insanın kulağına. Çok az kaldı uçağın kalkmasına. Yetişemeyeceksin galiba. Deme öyle ya. Cancığım, uzun uzun vedalaşamayacağız. Tekrar başın sağ olsun senin. Kendine iyi bak. Asya'cığım çok teşekkür ederim. Bunca yoğunluğun arasında tek hakkın uzaklardan buraya kadar geldin. Babam için çok önemliydi bu. Şimdi gerçeğini görünce benim için de önemliymiş yani. Ne? Ne için? İstanbul'da diyorum, görüşürüz. Sen İstanbul'a mı geleceksin? Ki bu arabayı geçeceğim eve. Ah, doğru ya araba. Bak, istersen beni aldırabilirim. Hakaret sayarım ben bunu ama. Yıllarca ben ona baktım, o bana baktı gül gibi. Kimseye elletmem. Tek kendim geçeceğim ben onu. İyi, peki madem. Bir dakikan kaldı. Sen evet. Kaçıracaksın bu uçağı. Hadi bay. Almayacaklar seni. Olur mu canım öyle şey? Ay. Sporum yapıyor, ne izleyeceğim burada? Ne yapayım, ne oynayayım, ne? Göbe yap. Akşam. Uçağı kaçırdın değil mi? Maalesef. Bu bilet. Yarın sabah 10. Atla. Ya atla bakalım, gel gel gel. Söyledim mi Ertan'a, kaçırıyor seni uçağı diye. Teşekkür ediyorum Can. Yarın sabah artık hayırlısıyla ben giderim. Sağ ol. Olmaz.
Sabah geleceğim, alacağım ben seni, kendim bırakacağım. Gerek yok. Gerek var, gerek var. Geleceğim, alacağım ben seni. Ay, peki. Ay, hadi bay. Nasıl oldun? O kız kimdi be? Hangi kız? Hani vardı ya sabahtan beri yanında gezen, onu diyorsun. Ne yapacaksın? Hiç. Maksat muhabbet olsun. Ayşe. Onu soruyorum işte. Bence o benden çok hoşlandı. Bütün gün bakışıp durduk. Babam öldü benim Ertan. Şu yaptığın muhabbete bak. Şuna bak, şuna. Öyle güzel kız bize bakmaz ki. Ayrıca kimle evlenecekmiş? Tanıyacaksın sen kim? Tanırım belki. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ya bak akşam akşam buldun gene canımı sıkacak bir şey koyacağım kafana buradan bir şey bak. Aman be sen de. Sabah erken kalkacağım ben, gidiyorum. Selam söyle. Kime? O güzelime. İyice terbiyesiz oldun sen bak. Ben sana kız evlenecek diyorum. Senin bu cecek suratına mı bakacak o? Selam söyleyecekmişim. Sanki benim kadar samimiyeti vardı da. Yayık ağız. Babamın silahı bu. Rahmetli son zamanlarda aradı da bunu bulamadı da. Ki bunu da alayım ben yanıma. Canım babam. Gel buraya Selami. Ne yapıyorsun Selami? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hiç iyi değilim ben Selami. De geldim belediyeye kadar. Bu dedim başıboş hayvanlar var bizim orada. Köpekler geziyor. Onlar dedim bizi avlıyorlar. Nefesim kesilecek korkudan böyle kalacağım köyün meydanında bir gün. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç zarar gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. Bu köpekler bizi sikecek demiyorum Selami. Isıracaklar diye korkuyorum ben. Anlamıyorum sen. Kakalak. Günaydın. Günaydın. Zahmet etmeseydin keşke ya. Yok yok ne zahmeti. O uçağın kalktığını görmeden ki bu içim rahat etmeyecek benim. Gerçi seni alıp götürünce de etmeyecek ama işte. Ne? Havaalanına diyorum hemen götürmem lazım seni. Hadi atla bakalım ben kullanacağım. Olmaz. Ne demek olmaz? Araba benim değil mi? Doğru. Hadi. Şu araba şurada dursun iki dakika serincik dedi. Ben şu kızı gönderen de alan bunu buradan. Olmaz. Ne demek olmaz? Uçağısını mı kaçırsın kız çorçak? Git lan otoparka park et arabanı. Can ben içeri geçiyorum. Hemen ben de geliyorum. Hayatım hiç gerek yok zaten geç kalıyorum. Rica etmiyorum. Kebekle burada. Tut bakayım şu şantamı. Geliyorum ben. Koyayım otoparka.
Arabaya geliyorum ben. Kes onun o bıyıklarını, çekerim kolu bantına. Çek arabanı. Silahı yavaş yere bırak dedim sana. Ben ne yaptım ki? Ben buna o kadar söyledim, dilimde tüy bitti. Alma dedim çantamı dedim, Asya dedim, ben kendim taşırım. Ya dinlemiyor, kaptı çantayı, girdi içeri. Benim özel eşyam var içinde, donum var, şunum var, bunun var. Memur bey anlamıyor. Can. Can. Bak adımı sayıklıyor benim. Hep sevdiğinden dolayı mütevellit bunlar. Bu karı beni seviyor. Amirim, arkadaşı silahın ruhsatını getirmiş. Tutanakları imzalatın çıkabilirler. Asya'm. Bak memur bey diyor ki, gidebilirler diyor. Eğer kendini iyi hissediyorsan çıkam giden mi? İyi misin? Seni öldüreceğiz. Bak ben konuştum memur beylerle. Bunlar bu kısa süreli bayıltmalar için yapılan mermilerdenmiş o. Hani belgesellerde hayvanlara atıyorlar ya onlardan. Ki 6 saattir yatıyorsun ama sen burada, ben onu anlamadım. Bir de sana bir haberim var, uçak kaçtı. Ne? Uçtu kaçtı uçak. Seni... İkidir tutturamıyor uçağı. Seni öldüreceğim ha. Asya'm ki bayıldı gene, ben bunu kaldıran şuradan. Kalk bakayım Asya'm. Kalk yavrum. Kıyamayayım ben buna. Çok teşekkürler memur bey. Allah razı olsun. Ben bunu alayım götüreyim. Dur anam. Sakın düşme Asya, dur. Şunu da alayım. Heh, gel. Bak. Sağ olun memur bey. Allah ne muradınız varsa versin. Bunda acık sakarlık var da memur bey. Gel. Tutturamıyor zaten, uçağı kaçırıyor. Gel. Hanımefendi, bir sonraki İstanbul uçağı kaçta? Bir saniye. Gece 11'de. Şu an saat kaç? 3. Merhaba. Merhaba, buyurun beyefendi. Buyurduk. Namun iyiymiş. Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Kağıt kalem versene, ama bana sana numaramı vereyim. Ara beni boş zamanlarında. He? Efendim Onur. Havaalanındayım ama yine uçağı kaçırdım. İşte bu babası ölen akraban var ya. Onun yüzünden. Ne diyorsun Onur sen ya? Ne yapsaydım? Adam babam öldü diye hüngür hüngür ağlayarak beni aradı. Suratına mı kapatsaydım telefonu? Ha bir tek sen yaşıyorsun düğün stresini Onur. Benim de bir ton işim var. Tamam merak etme, gece uçağıyla geleceğim ben. Hadi bay bay. Asya be. Ne? Şimdi 7-8 saat var değil mi uçuşa? Ya yeter bir sus sen Allah aşkına ya. Sus bir ya. Hemen kızma. Bir şey anlatacağız burada herhalde. 1,5 saatte uçuş sürse yetti mi sana 13? Oh. Evin neredeydi senin? Nişantaşı. Oradan mı? Evet, sen İstanbul biliyor musun ki? Bilmiyorum. E ne bu tepki? Doğru, haklısın. Şimdi sen 3-4 saatte orada trafiklerde boğuşsan filan.
Evet, değil mi sana 19? Yok. 23 saat ediyor. Ne işe? Kaç saat ediyor be? Sen nesin? İlkokul mezunu falan mısın? Keşfederim. Ortaya git herkes. Kilsek. Hemen sinirlenme. Buradan bir yapıştırdık mı arabadan, uçaktan önce ulaştırırım ben seni evine. Ulaşırsın hani. Şu an var ya, saçmalıyorsun sen. Hiç de saçmalamıyorum. Hem sen niye bu kadar sinirlisin? Bu sinirli evlenmek sana olmayacak, bak ben sana söyleyeyim. Bu yolculuk ikimize de iyi gelecek. İkimize? Evet, seni tek göndereceğim mi zannettin sen? Ben seninle şuradan şuraya tek adım atmam. Asya. Ne yapıyorsun? İyi, geçinip gidiyoruz biz buralarda. Sen evleniyor musun gerçekten ya? Hayır, neye evleniyorsun? Yani tamam evlen de, Onur muydu çocuğun adı? Onur. Ne? Yani Kibariye gibi, Ciguli gibi mi? Sadece Onur mu, soy ismi yok mu Şorşan? Taş. Çok mu kaslı? Soy ismi Taş. Neci bu? Kaç yaşına? 41 yaşında, tiyatrocu. Tiyatrocu? Allah'ın artıcı. Görücü usulü mü peki? Hı. Görücü usulü. Bebek arabasında tanışmışız biz ilk. Aramızda 11 yaş fark var ama Onur 11 yaşına kadar gelişim göstermediği için babası onu bebek arabasında gezdirmiş. Ben de böylemişim biliyor musun Asya? Sen manyak mısın? Allah aşkına Can, hangi devirde yaşıyoruz? Görücü usulü mü kaldı? Yapma ya. Kalmadın mı? Ay hayır. Sen şimdi kesin kararlısın yani, evleneceksin yani. Yok, hala düşünüyorum. Bak onu iyi yapıyorsun, bu iyi. Neden? Yani şimdi diyorum ki sen böyle hali vakti yerinde, aklı başında bir kadınsın. Öyle hemen evlenip çoluğa çocuğa karışacak bir tip yok sende. Yok canım, zaten hemen çocuk düşünmüyorum. Tabii önce düşünmeyeceksin, sonra tabii aradan geçecek 10-15 sene. Ondan sonra evleneceksin, çoluk çocuk yapacaksın. Ondan sonra senin bu taş yavrular olacak, ihtiyar böyle tip şeyime benzeyecek, yaşlanacak. Ondan sonra çocuklar buna babamı diyecekler, dedemi diyecekler. Yaşlılıktan ölmezsin tabii. Sen ne saçmalıyorsun ya? İşte saçmalamıyorum, doğruyu söylüyorum ben. Hem bu işten güçten de kesilir zamanla. Bu artist kısmısının bir de hiç çekilmez o yaşlılık halleri. Eve bir geliyorsun, bakıyorsun elinde kumanda lan, oturmuş koltukta böyle televizyon karıştırıyor kumanda lan. Zaten ölmüşsün yorgunluktan, anan sikilmiş. Bu da sana bir de diyor ki yemek nerede? Ya bugüne kadar zaten yaptığın hiçbir yemek yenmiyor. Senin bir tanıdığın güne lanet olsun. Evde çoluk çocuk balkon demiri kemiriyor. Ondan sonra geç kaldın. Neden geç kaldın? Anca sen sokaklarda gezmesini bil. Etek giydin. Bu etek niye kısa? Senin tanıdığın güne lanet olsun. Şınlık. Yeter be. Güzel. Sen var ya sen. Hastasın sen. Ay inan bu şekilde söyleyeceksin Onur'a. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol Rabbim. Allah'ım sen Asya'nın aklına mukayyet ol. Onur denen o adamdan koru onu ya Rabbim. Amin. Galiba delireceğim Esam. Yahu zaten hayatımın en saçma iki gününü yaşıyorum şu adamla. Ne kadarlık olsun evlat? Ya fulle işte dayı. Esin'cim beni artık dedirteceksiniz. Tutulduğunuz şu ara sıcakları bir çözemediniz. İstersen kurbağa bacağı koy hayatım. Artık ilgilenmek istemiyorum. Onur'u da arayıp Handan Hanım'la konuşmasını sağlar mısın? Tövbe yarabbim tövbe. Sen uzatmaları oynuyorsun da burada niye oynuyorsun sen, onu anlamadım. Yapabilecek misin sen bunu? Yapacağım be. Orayı tutturacaksın delik o. Bak sokamıyorsun işte. Böyle mi ya? Böyle olmaz.
Çola getir. Çola. Tövbe yarabbim. Baştan oluyoruz bak dayı. Can bunu yapamayacağım. Kalk şimdi bir dikkat bakayım ayağa şöyle. Nefes al bakayım. Kalk kalk kalk. En fazla bu kadar mı kalkıyorsun sen? Maksimum bu. Ya kalkmıyorsun yani. Görsen nasıl bir tiple yolculuk yaptığımı. Ne yapıyor bunlar ya? Hiç panik yapma şimdi sen dur. Azıcık bir sakin olalım. Nefes al böyle. Şimdi ben sana çikolata vereceğim. Çikolata enerji verir. Kadınlar mesela çikolata yedi mi dünyayı unutur. Mutlu oluyorlar. Böyle bir ısırık alacaksın. Enerji de verecek sana o. Her şey tatlıya bağlanacak. Ama bir ısırık böyle çok enerji versin de. Heh, ısır bakayım ufak bir tane. Cebe ne yaptın dayı be? Bokunu çıkartıyorsun, yedin hepsini. Abi çok güzel be. Dört bakayım sen bunu. Bak işte kendin söylüyorsun Esocuğum. Son bir iki iş kalmış. Hallediver bensiz lütfen. Pompayı takalım ben. Tamam. Bu seferlik yardımcı olayım. İyi azıcık. Ah, acık bak şimdi buraya sokacağız beraber. Hah, tut dur acık aşağı kaydır, kaydır bakayım kayd. Hah, sok bakalım ha. Tamam. Çak dayı bravo. Hop. Şaka da yapacağım ara sıra yani şimdi o kadar samimi olduk senden. Senin baban şarap şananası içinmem be. Yeni kakalak. O kadar kıyak yaptım sen bana ölmüş adamın arkasından sövüyorsun sen. Esocuğum tamam hadi ben bir an önce gelmeye çalışacağım. Saçma saçma bir şeyler yapıyor gene bu. Kapatıyorum hadi. Tövbe de vallahi tövbe estağfurullah yaşlı başlı adam senin ağzın pismiş be. Dervişsiz ölmüş adamın arkasından konuşuyorsun. Ölmüş adamın arkasından küfür ediyor. Sonra tabii kalırsın sen böyle kakalak gibi. Hadi konuşma git de. Kakalak, kakalak de. Kakalak sen kontur. Amanın. Baş belası, baş belası, yandı kanla. Asya. 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 Ne? Şimdi sen bana çocuk gibi trip mi yapıyorsun? Ya Can, Onur'a söylediklerin, beni düşürdüğün durumlar. Sen benim başıma bela mısın adama? Ha? Hayır da sana ben babamın gene çok güzel bir sözünü söylemek istiyorum. Söyleme abi. Sen bana hiçbir şey söyleme. Sen benim sinirlerimi geliyorsun bir şey söyledikçe. Az sus sen. Tamam. Babam hep derdi ki kızını dövmeyen torununu erken sever. Eğer söyle deseydin onu söyleyecek. Baban o lafı da yanlış söylemiş ama. Tövbe yarabbim ya. Ama şuna bak şimdi sen. Ya kaç yaşında kadınsın. Kariyer sahibisin. Yarın öbürsün gün eğleneceksin. Çoluğa çocuğa karışacaksın. Ki bence hepsi gereksiz. Hiç yakışıyor mu sana çocuk gibi tripler yapmak, küslük yapmak? Oluyor mu böyle? Sahiden sen kaç yaşındasın be? 30. Hadi ya. Ne oldu ki? Hiç. Bana sorsana ki 22-23 derim ben en fazla. Hadi ya. Aa teşekkür ederim. Sen kaç yaşındasın? Ben hep hissettiğim yaşı söylüyorum Asya'cığım. Kaç hissediyorsun peki? İşte 14-15 arası. Sakın o yaştakiler gibi davranıyor olma Yasuncan. Olur. Olabilir. Evet. Asya. Efendim? Peki sana bir de büyük büyük dedem Can'ın söylediği bir laf var. Onu söyleyeyim mi? Dağ bahçeye küsmüş, üzümün haberi olmamış. Ya da dağ bahçeye pislemiş, üzüm ne yapıyorsun mu demiş. Git bu bahçeden mi demiş. Yani özü sözlü bir adammış benim Can dedem. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sizin baba tarafında isimler hep Can galiba. Evet. Ha. O en büyük 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 dedem var ya Can, çakal olan. Hani sizinkileri paspası çeviren. Paspası çeviren? Ya işte malını mülkünü araklayan var ya. Ha. Soyup soğana çeviren demek istiyorsun. Heh, kevgire çeviren. Tamam işte, dolandıran. Ya işte tamam, tufaya getiren diyorum ben, her neyse. Onunla başlamış bu furya. Çok enteresan adammış. Aynı sen. Ya yani benim kadar olmasa da bana yakın bir şeylermiş yani. Bir ara İskoçya'ya yerleşmiş bu. Aa, ne alaka be? En iyi armanı aramış hep. Armanın peşine düşmüş. De gitmiş İskoçyalara kadar. Jenny Walker var. Ondan çok iyi arkadaş olmuşlar. Hatta o kadar son bilermiş ki birbirlerine Can diyorlarmış. Hep beraber takılıyorlarmış. Johnny Walker'la. He. Ondan sonra bunlar tabii çok yakın arkadaş olmuşlar. Böyle her akşam gezmeye gidiyorlarmış. İçip içip pavyonlara falan gidiyorlarmış böyle. Sen de bunu yedin. He, yedim. Afiyet olsun. Yiyecek misin sen de? Yok, doğru düzgün bir şeyler yiyelim. Asya. He. Ya bakayım dedim cevap veriyor musun diye, veriyor musun ha? Küslük sana yakışmıyor zaten. Buralarda bir çorbacı var, çok meşhur. Götüreyim mi seni oraya? Tamam, yakında mı?
Yakın hemen şu ileride. Hadi oraya gidelim bari. Yürü. Yok artık. Söyledim ben sana çorbası çok güzel diye bunun. Ne, nasıl bir çorbaymış o? Yok. Yok yok, gel. Kalk kalk kalk, gidelim buradan. Yemek memek hiçbir şey yok burada, gel. Var burada bak, her şey çok güzel burada. Yiyelim yemeğimizi, gideceğiz yiyorum ben sana. Otur şuraya bakayım. Ne çorbasından bahsediyorsun kız? Direkt de dans ediyor ya. Günün çorbasını denemek ister miyiz? İsteriz ya, ben istiyorum çorba. Siz? Ha. Çorba mı var burada? Var. Ben ben salata alayım ya. Salata. Öküz gibi bakma, öküz gibi bakma. Oydun gözlerinde kızım, oydun böyle böyle baka baka. Direğe bakıyorum ben. Direkmiş. Tamam, işte kız direğin orada oynuyor. Bak mesela diyor ki bir direkte neler yapılabilir, bak neler yapıyor, bak orada bak. Uslu uslu dur, burada başımıza bir şey gelmesin sakın, anladın mı beni? Tamam. Bakma öyle. Buyursunlar. Hazırdaymış galiba salata. Hazırdaydı. Belli. Afiyet olsun. Sağ ol. Şey, affedersin, bakacağım mı bir? Gel şimdi bak. Senden bir şey rica edeceğim ben. Şunu al. Bu dans eden kızcağız var ya. Ona şey yapıver ver bunu, hadi. Kendiniz şey yapsanıza beyefendi. Ben şey yapamam, utanırım ya. Ayıp. Sen şey yapıver. Tamam, ben şey yapayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sapık? Ne o? Dansöz mü bu? Yemek veriyor orada, görmüyor musun? Bak ne yukarı kadar çıkıyor, aşağı kadar iniyor. Aman sapı. Çok güzel kokuyor bu. İçine ne koymuşlar, ne güzel olmuş salata. Oh. Oh. Yuh, arıttık. Öküz. Tamam, pis. Pis dana. Ben çorbanın kokusuna oh diyorum. Çok güzel kokuyor. Bu bir garip kokuyor ya. Yok, onun içinde et var, ondan güzel salata olur. Ne, et mi? Beşik. Ay, bu böcek var burada. Böcek var burada. Vallahi böcek var. İçinde kıpır kıpır oynuyor böyle. Ben gidiyorum. Et diyor o. Ben lavaboya gidiyorum. Ya sonra da gidiyoruz. Multivitaminli et bu. Anlamıyor vitaminler, vitaminler. Bak. Ne haber yakışıklı? Bana mı diyorsun sen? Burada senden başka yakışıklı mı var? Haklısın, yok. Evet, tabii. Şimdi bir şey mi yapacağız? Ne mi yapacağız? İşte hani anlarsın ya. Neyi anlayayım? Ya böyle hani barda tanışıyorlar da ondan sonra şey yapıyorlar, eve gidip fış fış. Sakin ol, sakin ol. Sen daha önce yoksa hiç fış fış yapmadın mı? Yaptım. Ama yani senin mimitolar da tombik domuş ha. Neler? Mimitolar diyormuş. Güzelmiş. Tombikto. Tombikto. Anladım. E tabii şimdi benim erkek arkadaşım olmadığından dolayı hep etrafımda böyle taş gibi kızlar var. Tabii sen de maşallah taş gibisin. E tabii benim de hayatım hep böyle fış fış tam falan geçiyor yani. E ben ne yapayım şimdi? Dayanamıyor kadınlar bana. Ben ne yapacağım orada? Hep fış fış, hep fış fış. Hayırdır birader? Hayır hayır. Can bizi şuradan iki tane elma suyu getir bakayım. Ağza iyi geliyor, diş etlerini falan temizliyor. Hadi bakalım çabuk. Şimdi senin suyunu sıkarım. Ne yapacaksın lan karımı? Karım mı canım? Kocan senin bu be. Kocam? Kocasıyım tabii. Öldürürüm lan seni. Hemen artistlik. Çorbanı beğendik diye orada artistlik yapıyor ne? Çırak çıkartıyor. Ayıp değil mi? Ve karnına geldik senin burada. İnsanlara örnek olman lazım. Ne yapayım burada? Çırak çekiyorum bize. Ben bu yerel halk danslarına hep bayılıyorum. Kaç az. Kuş, 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 yürü. Geç, çekil şuradan bakayım. Ay. Takip etmiyorlardır değil mi bizi? Yok, yok. Bakıyorum ben, etmiyorlar. Ay, bildiğin cinayetle kurban gidiyorduk Can. Ay. Asya'cığım, o kadar söyledim ben sana. Girmeyen buraya dedim. Benim gözüm burayı tutma dedim ama laf dinlemiyorsun ki sen. Israr ettin, bak tekne geldi başımıza. Allah'ım, sen beni nasıl bir şekilde test ediyorsun? Bana bak adam. Adam bana bak, ben seni öldürürüm ha. Sen benim elimde kalırsın, parça peşine gelirsin adam. Sen
sen nasıl becerdin o barı karıştırmayı? Kadınlar üzerinde bu kadar etkin vardıysa ben buna ne yapabilirim Asya'cığım? Kadınlar beni seksi buluyorsa, çekici buluyorsa... benim bu güçten kurtulmam lazım, onu biliyorum. Böyle olmuyor. Doğru. Çok haklısın. Mesela ben senin etkin altında tir tir titriyorum. Çok normal, gayet normal bu. Saçmalama be! Saçmalama! Beni hemen terminal mi, havaalanı mı, nereyi buluyorsun oraya bırakıyorsun. Ben çünkü artık sana dayanamıyorum. Ya bak kendine söyledin, dayanamıyorum dedin. Angut! Angutsun! Angut! Alo hayatım. Tabii ben de seni özledim. Evet seviyorum, ben de çok seviyorum seni. Tamam ki onların arasında benim birinci olmam lazım. Hem akşam yemeğe gideriz Nişantaşı'na, oralarda. Şey yaparım, arayacağım ben seni, ört sen. Telefonu ört, arayacağım ben seni, kapat. Nişantaşı. Hatun'la bizim orada. Şey yapıyoruz biz. Oha! O ne hızlı lan? Kırmızı Sportif, ne yapıyorsunuz be ya? Çok mu aceleniz var? Yavaşlayın bakalım. Sola çekin. Yok yok, pardon. Sağa çek, sağa çek arabayı. Alo! Kime söylüyorum ben be ya? Kırmızı Sportif, sağa çek, sağa. Çek bakalım arabayı. Ben konuşayım. Sen sakin ol. Sakinim ben Asya'm. Ki görmüyor musun be? Ehliyet, ruhsat, pasaport, vize. Ne pasaportu ne vizesi memur bey? Ben ne istiyorsam onu veririm. Ruhsattan ehliyet var da pasaporttan vize yok bizde. Hem zaten bizim bir suçumuz yok. Orada barda silahlar çıkınca, ortalık karışınca biz de oradan hızla uzaklaştık. Asya'da çantadan silahını çıkaramayınca. Ne diyorsun sen? Gençler, alkollüyüz galiba. Alkol var mı? Yok. Hayır, alkol değil, böyle yolluk aldık. Meyve suyudu, soda da işte, ne bileyim, kekti, börek, çörek. Öyle şeyler veren mi size de? Şurada var azıcık veren. Sen neden hız yapıyorsun bakayım ha? Amirim, barın ortasında kadınla fışfıştayım. Barmen geldi. Meğersem karısımış. Çıkarttı silahını. Memur beyciğim, bu arkadaş benim uzaktan akrabam olur. Çok uzaktan. 500 kilometre. Çok uzak. Yeni hakkı rahmetine kavuştu babası. Defnetti kendisini. Canım bağım. Sus artık be. Ben de yarın kısmıysa dünya evine gireceğim İstanbul'da. Allah nasip ederse tabii. Kutlayın bici. Ya sabır, ya sabır. Bir sus be. Malumunuz her şey çok üst üste geldi. İşte cenazeydi, hazırlıklardı, düğün sitesiydi derken galiba ufak bir kural ihlali yaptık. Siz bizim cezamızı kesin de biz gidelim. Merak etmeyin, keseceğim ben cezanızı. Kesin. Amirim. Siz bana ceza kesemezsiniz. Niyeymiş o? Siz benim kim olduğumu hatırlamadınız galiba. Şöyle yakından bana bir bakın bakayım. Kimsin lan sen? Benjamin Franklin'in akrabasıyım ben. Benjamin Franklin kim lan? Sen tanıyor musun bana? Buralardan be ya. Yok, buralardan değil. Ke uzaklardan. Ne diyorsun sen? Halledeceğim ben. Ke bak bakalım, benziyor mu bana, bak. Bir bakayım. Hakikaten benziyor sana be ya. Peki Benjamin Franklin abimizin başka bir fotoğrafı yok mu be ya? Olmaz mı be? Fotoğrafı, albüm var onun bence. Ke bekle. Ke bak, nasıl benziyor mu bak. Hakikaten benziyor ya. Gördün mü nasıl hallettin? Hız sınırını aşmaktan 320 lira para cezası... Polise rüşvet teklif etmekten muhtemelen hapis cezası. Hapis mi? Saçmalamayın memur bey. Benim yarın düğünüm var ya. Alın bizi.
Bunun ruhsatı var mı ya? O benim silahım değil, barmencinin silahı. Öldürecekti az daha beni. Zor kurtardım canımı ondan ben. Yeter artık, tutuklayalım şunları. Memur beyciğim. Benim müstakbel kayınpederim eski emniyet amiri. İzninizle ben bir telefon edebilir miyim ona? Bir şey danışacağım da. Evet, bir telefon hakkınız var. Ne yapıyorsun sen be ya? Emniyet amiri diyor, kayınpeder diyor. Hadi gel biz kahveye kaçalım. Alo, Onur. Lanet olası bir yerdeyim ve beni tutuklamak isteyen iki tane polis var. Babanı arar mısın hayatım? Ne demek arayamam ya? Zor durumdayım diyorum. Babanı arayıp bana yardım etmesini ister misin canım? Yahu bunu kaç kere tartışacağız? Dede tarafından akraba gibi bir şey sayılıyormuşuz işte. Adamın babası da bana babamdan yadigar bırakmış. Geldiğim araba babamın yadigarı. Anladın? Tamam, bağırmıyorum. Lütfen babanı arayıp bana yardım etmesini ister misin Onur? Tamam. Ben anladım seni. Peki Onurcuğum, gelince konuşuruz. Kapa. Polisler nerede? Onların meşayesi bitti galiba. Öteki polisleri göndermeye gittiler galiba herhalde. Üzülme Bahçem. Benim için babasını arayamayacağını söyledi. Ben bu adamla yarın evleniyorum. Evlenmek zorunda değilsin Ahşam. En bak şurada zor durumdasın. Senin için babasını aramıyor. Nasıl sana kocalık yapacak bu? Andan hanımdan da fışmış yapıyor zaten bu. Ay! Yine Andan'ı soktun araya. Hadi bin gidelim. Sanki ben bir şey dedim ya. Böyle geri gidiyor. Ne haber hayatım? Özledin mi beni sen bakayım? Ben de seni çok özledim. Hem de çok. Ne yaptınız dün akşam be ya? Liam'ın anakartlarının güneş panellerine geri dönüştürün. Yardım ediyorum. Hatun benim kız arkadaşım da diyebilir bu. Kız arkadaşın olarak karşıma biri çıkmadı. Ne demek? Bitti bu ilişki. Arama beni bir daha de. Sanırım beni sen aradın. Bak bir de laf sokuyor. Ben arıyormuşum. Ne oldu, kavga mı ettiniz kızla? He. Neydi adı bunu? Şöyle Töbe Çiğnem. Ama sesimi çok beğeniyor benim. Can. Sen günlerdir Siri'yle mi konuşuyorsun? Evet, kıskandın değil mi? Ay evet, çok kıskandım, yakaladın beni. E normal tabii kıskanman. E bak çok da güzel yol tarifi veriyor Siri bak. Siri, hangi yoldan gideyim? İstanbul istikametinde sağa gir. Geç oğlum, yoldan. Hayır, sağa gir diyor. Doğru görmeden diyor, muhakkak gitmeyin buradan diyor. O anlama geliyor onu söylemesi. Hayır, sağa gir diyor. Girilmez tabelası var, görmüyor musun? Ya sen Siri'den daha mı iyi bileceksin Asya? Ters yöne giriyorsun ama şu anda. Ters yöne girmedik, onlar sol ters gidiyorlar. Sus, sol yap. Allah'ın belası seni, düz dön. Can, arabalar üzerimize geliyor. Can dikkat et, Can dikkat et, dikkat et Can. Evet sayın dinleyiciler, trafik için bildirilen bir son dakika haberini paylaşıyorum. Üstü açık kırmızı bir araba İstanbul yolunda ters yolda ilerlemekte. Direkt yapın be, ne bir tanesi? Hepsi ters yolda bunların, insanları kandırıyoruz burada. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çık hemen şu yoldan. Hemen bu yoldan çık. Önüne bak Allah aşkına Can ya. Yoluna devam et hadi. Süpermen o. He Süpermen Can. Bak arkasından da Batman geliyor. Giden bakalım, belki yardıma ihtiyacı var. Ay yok, bakma Allah aşkına, biz yolumuza bakalım. Ha girme, ne olur girme diyorum, adam giriyor ya.
Allah ya. İmdat. Aa. İmdat. Ay. İmdat. Mesut Bey. Bunun. Hayırdır, bu ne hal? Ya hayırdır, hayırdır gördüğünüz gibi. Al, al. Allah aşkına. Beni buradan bir indirin. Hikayeyi o şekilde anlatacağım size. Yani fikrim o yönde. Ya koca arazide sen nasıl denk getirdin bu ağacı da tünelin tepesine be? Arkadaşım ne olur beni buradan indir. Vallahi her şeyi anlatacağım inince ya. Bir dakika, ben önce bir selfie yapayım, internete koyacağım onu. Acık gülersek. Nasıl çıktın sen orayı be? Arkadaşım manyak mısın? Önce indir beni bir aşağıya. Mevzunun tamamını anlatacağım, o git. Bak lütfen şu espriyi yapmama da müsaade et. Sen bu şanstan var ya, çölde möldürlü tek başına yürüyeyim falan deme. Hiç ayrı olmaz senin için. Maazallah, kutup ayısı falan denk gelir. Yani sıkıntı verir yani. Pişmanlık yaratır tabii. Hoş değil ama. Yani. Hoş değil. Hoş değil. Arkadaşlar benimle taşak geçmeniz bittiyse lütfen beni indirir misiniz aşağıya? Sen kim, oraya nasıl çıktın onu bir anlat bakayım be. Ya nerede anlatayım, burada mı anlatayım? Anlat orada. Anlatayım tamam. Şimdi biz Ankara'da çekimdeyiz şu anda. Ne çekiyoruz? Ne film çekiyoruz? Bir caz müzisyeninin hayatını çekiyoruz. Başrolde de ben oynuyorum. Vay. Adam hayatı boyunca paraşütle atlayıp saksafon çalmak istemiş. Havada saksafon mu çalıyorsun sen? Ya ben çalmıyorum, adam çalıyor. Zaten hayatı da açık hava konserlerinde saksafon çalarak geçmiş. Gökyüzünün akustiğinin daha güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi bende de var ya biraz müzisyenlik. Aldım saksafonu, verdim ağzıma, attım kendimi uçaktan aşağı. Açtım sonra paraşütü, momentumu yakaladım. Üflemeye başladım, üflemeye başladım. Allah'ım nasıl akıyor notalar, nasıl akıyor notalar. Kaptırmışım kendimi, uyumuşum. Sonra? İnmem gereken yerin birkaç şehir ötesine düştüm. Gözlerimi bir açtım, hop bu ağaç. Mevzu budur tamamen arkadaşlar. İndirin beni şimdi. Sen saksafon mu çalıyorsun? Çağsun'dan bir iki şarkı da dinleyelim şurada. Ya hasta mısın sen? İndirsene beni aşağı. Tamam, tamam, tamam. Hadi kesici bir şey bulalım da indirelim sizi, değil mi? Kesici bir şey bulalım hadi. Nereden keseceğiz diyorum be? Taş yok mu taş? Ha, var. Taş. Gel burası çevir onu. Keser mi ki o? Tut ya bunu. Nasıl kessin? Tut bak ben seni. Nasıl ben tutayım? Buradan zıplayacağım, zıplayacağım, vuracağım ona. Tamam, tamam vurma. Hadi tutuyorum. Hop. Dur bir dakika. Tamam. Gel. Mesut abi, ne yapıyorsun? Kızın üstüne düştün sen. Tekrar geçmiş olsun. Hastamız da biraz dinlensin. Ben sonra tekrar gelirim. Tamam. Doktor bey, hasta gerçekten iyi değil mi? İyi, iyi. Yalnızca biraz kan kaybetmiş ama şu anda durumu daha iyi. Şimdi kafayı yere vurunca bu kemurdan kanlar akmaya başladı. Sonra Mesut yerde bunun üstüne düştü, yavrucak altında kaldı. Ben de hemen koparttım gömleğin kolunu böyle. Oraya basınç yapmasın diye hemen sıktım, kan akmasın fazla diye. En kestirme yoldan da hastaneye getirdim. Bak görüyor musun? Bunda kol yok. Bak, bunda var. Görüyor musun? Evet, Allah'tan çok iyi pansuman yapmışsınız da daha fazla kan kaybını önlemişsiniz. Ben biliyorum, ilk yardım köydeki bütün eşekleri ben ilk yardım yapıyorum. Eşekleri? Anladım, tamam. Gerçekten iyiyim bak, yemin et. İyi, iyi. Hiç merak etmeyin, gayet iyi. Yemin et. Vallahi iyi. Ayağını kaldırmadın değil mi yemin ederken? İyi. Ananın babanın üstüne yemin et. Yemin ederim iyi. Hipokrat yemin et. Ya Allah Allah, iyi diyorum. Yalan söylersen Hipokrat ölür ama. Peki, ölsün o zaman. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Mesut abi nasıl? O da iyi. Yalnız biraz kolunda bazı kırıklar var. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Normal. Ağaçtan düştü adam. O kadar yardım ettik ona, bir de bu kızcağızın üstüne düştü. Onun da burasını kırdı, sakar. Peki o zaman siz de biraz dinlenin. Ben sabah tekrar uğrarım size. Siz bu gece buradasınız değil mi? Evet, gece buradayım. Oldu o zaman, ben artık çıkayım. Size de geçmiş olsun. Kendimi burada ayağını kaldırmadın değil mi yemin ederken? Bak sanki bana öyle geldi. Ay yok artık. Hastane mi? Kesin bunlar bir işaret ha. Telefonlar. Kulum. Of kulum. Onur. Onur. Hahahaha.
Allah'ım ne olur Asya'ya bir şey olmasın yarabbim. Şu dünyada bir babam vardı arkadaşım. O göçtü bu dünyadan. Tamam diyelim bir de Ertan var. Ama o kakalan ne oldu belli ki bugün var yarın yok. Benim Asya şu an benim en iyi arkadaşım. Benim çok iyi anlaşıyoruz, çok eğleniyoruz biz ondan. O da beni seviyor. Bence. Allah'ım sen benim ömrümden al, Asya'nın ömrüne ver. Hem onun bana ihtiyacı var. Amin ya Rabbim, amin. Belanı vermesin, ödüm koptu be. Benim de ödüm koptu. Ne yapıyorsun sen? Şimdi biz seninle buradan ufak ufak yollanıyoruz. Nereye? Niye? Niye sence? Düğünüm var ya bugün benim. Ha, mantıklımış olabilir. Ama sen bu halde düğüne gidemezsin Asya. Çağıram düğündekileri buraya. Burada oynasınlar, eğlensinler işte. Allah'ın saçması. Hadi yürü. Bekliyormuş gibi yaptım ben. Efendim Onur. Hayatım nerede kaldın? Başıma gelenler hakkında en ufak bir fikrin yok değil mi Onur? Hayatım sen benim hep aklımdasın. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlarla öyle küçük bir parti yaptık. Eğlendik sadece. Peki Onur ben anladım seni. Hayatım, bir şey yok Allah aşkına ya. Tamam, kapat. Kapat. Sen orada sokağın ortasında yapılmadık hareketi. Becemenge bak. Konuşuyor oradan şorşak. Maymun. Asya Hanım çok güzel oldunuz. Teşekkür ederim Alper yine de sağ ol. Beğendin mi? Asya. Beğendim. Hani böyle nasıl biliyor musun? Ne? Melek gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Sağ ol. Sakat melek. Ama yani uyumlu olmuş onun o. Şimdi bak ben Asya'nın en yakın arkadaşıyım. Tamam mı? Sen şimdi şunu tut bakayım şu çantayı. Ceket çıkart içinden tut bana doğru tut. Aç ceketi. Üçengeç mi bu? Buyurun beyefendi. Yapıyorum da tek oradan bakayım. Takacağız bir saniye. Bak öyle benden öyle konuşma takacağız makacağız. Bana bak ne yapıyor görüyor musun? Tamam. İma ediyor. Tamam Asya Hanım. Tamam Alper'cim ben halledeyim bırak sen. Bak taktı işte ne güzel. Sana asılıyor mu? Asistanım o benim Can asistanım. Heh. Anladın? İyi. Tamam sağ ol. Asya. Hı? Düğüne geç kalıyorsun. Ay!
düğüne geç kalıyoruz. Beyefendi, koş. Çantanız. Çantayı keyfine koyarsın abi. Şükür sağ salim geldik maşallah. Tabii sağ ol. Ay. Çakarsın sen Asya'm, çakar. Geldiler. Asya Hanım. Esin, hoş geldiniz. Hoş buldum. Çiçeğiniz. Teşekkür ederim tatlım. Her şeyi kontrol ettin mi? Her şeyi kontrol ettim. Ha, iyi, tamam, hadi bismillah. Ara sıcaklar da tamam değil mi? Her şey tamam. Handar Hanım nerede? İçeride. Annem? Ben oturuyor hemen. Ay. Çok güzel. Onun nerede? İçeride. Aa, iş bulundun içeride ya. Bilmiyorum. Asya! Yanıyorsun Asya! Yanıyorum, sıkıntı yok. Panik yok, sadece alev. Söndürsene enseni. Şey getir bakalım, getir. Çekil. Çok önemli bir şey değil. Panik yapma. Yıkılın ben. Baş belas. Yanıyorum, baş belas. Yanıyorum ben, kurtarıyorum seni. Söndürsene enseni. Söndürün orayı. Yanma, yanma. Sakin olun. Asya'nın elbisiniz. Nereye senin yüzünü aldım? Şimdi bunlar birbirini görmüyorlar. O köşeye dönerken bu buna bir çarpıyor. Ya çok komik bak, anlatsan var ya, büyük bomba olur. Anlat, anlat. Ha, bayağı hoşuna gitti bakıyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Ben de hikaye çok vallahi, ben anlatırım sana sürekli. Tamam. Sen ara ara gel, ben sana böyle hikayeler anlatayım. Olur. İyi, tamam. Onur. Aşkım. Asya Hanım. Handan Hanım. Size ne oldu böyle? Size ne oluyor böyle? Ben Onur Bey'e bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordum. Son kez, hani son bir defa. Öyle mi? Evet. Ben bir şeye ihtiyaç var mı, dışarı çıkıp bakayım? Tabii tabii, siz bir gidip bakın. Aşkım. Aşkım. Var mıymış bir şeye ihtiyacın? Ha, yok canım, sen de şimdi hemen abartıyorsun olayları. Ha. Aşkım bir şey soracağım. Sana tam olarak ne oldu? Başıma gelenler hakkında en ufak bir fikrin yok değil mi? Dur tahmin edeyim. Hiç tanımadığın bir adamın babasının cenazesinde ne işin var? Ha? Ben sana gitme dedim mi? Dedin. Çok mu içten dedin? Neyi? Gitmeyi. Evet. O yüzden mi gittin bekarlığa veda partisine Onur? Aşkım bak, o benim arkadaşlarımın böyle bir takım işte hazırladıkları eğlence türü bir şey. Yani onu çok abartmamak lazım. Yani öyle bir şey de olmadı yani. İşte ne yapsaydım, gitmese miydim aşkım? Ha? O kadar uğraşmışlar. Ayıp ya. Yok. İyi ki de gittin. Ha. Ben de hastaneye gittim. Kolu kırdım. Aşkım. Delinin tekiyle de iki gündür kabir azabı yaşıyorum Onur. Yapma ya. Aşkım, tüm bunları unutalım. Sakin. Sakin. Tamam aşkım. Hadi gidelim, misafirler bizi nedir bekliyor. Ki ölüm tehlikeleri atlattım. Ah işte. Çok sakinim tatlım benim. Ölüm tehlikeleri atlattım ben. Aşkım. Sakinim. Oh, çok sakinim, sıkıntı yok. Tamam, süper. Aşkım bir an evvel gidelim, misafirler bizi bekliyor. Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam, sen çıkın. Tamam mı? Az fındık yiyeyim, tamam. Tamam aşkım. Bak, misafirler dışarıda bekliyorlar. Ha? Sen fındığını ye. İyice tamam. Stresini at, gel. Geliyorum, sen çıkın. Tamam. Yandı gülüm keten elma. Esin! Allah'ım, biri de yardıma ihtiyacım olduğunda yanında olsun, ne olur ya. Esin! Evet, evlenmek için belediyemize başvuran bu güzel çiftimizin nikah sebebiyle beraberiz. Yapılan incelemeler sonucunda evlenmenize engel hiçbir durumun olmadığı tespit edilmiş olup bir kez de misafirler ve şahitlerin huzurunda evlenme beyanınızı sözlü olarak dile getirirseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Onur Taş, Asya Gezdirici'nin iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanında olacağınıza yemin edip kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Asya Gezdirici,
Onur Taş'ın iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanında olacağınıza yemin edip kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Etmiyorum. Peki ya siz Sayın etmiyorum mu dediniz? Hı. Etmiyorsunuz. Asya ne yapıyorsun? Vallahi Onur, kusura bakma ama ben senin hastalıkta, sağlıkta yanımda olacağına falan inanmıyorum. Sizlerden de çok özür dilerim sevgili misafirler. Ben bu adamla bugüne kadar nasıl birlikte olduğum, nasıl nişanlandığım hiçbir fikrim yok. Ama bundan sonraki ömrümü onunla geçirmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Al Onur, yürüyeceğim, gidiyoruz. Asya, nereye gidiyoruz be? Bilmiyorum artık. Yolda düşünürüz. Asya ne yapıyorsun? Asya! Kusura bakma. Çok özür dileriz. Evet sayın dinleyicilerimiz, Çanakkale İstanbul yolu 56. kilometresinde bir benzinliğin patlamasına sebep olan kırmızı, üzeri açık bir spor araba şüpheli olarak aranıyor. Bu kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinde yapılan incelemelere göre... Asya. Alişan bana baş belası dedin ya. Dedim. Ciddi miydin onu derken? Net ciddiydim. Yemin et. Vallahi. Ayağını kaldırmadın değil mi? Yo. Hani bak böyle parmakların da üst üste değil, değil mi böyle bak? Hayır bak. Ya bak bu üst üste işte ayağın. Aha orada. Sen benim başımın tatlı belasısın. Asya. Hı. Bu İstanbul yakaya mı komple? Yak ulan. Çakmak var mıydı sende? Yok.